Sevgili konuklar, Köyler'in bir toplantısına da hoş geldiniz. 2013 döneminin birinci döneminin bu son toplantısı. Bu dönem toplantılarımızı destekleyen Veli Ebert Vakfı'na teşekkür ediyoruz. Böyle başlamak istiyorum. Duyurumuzda da belirttiğimiz gibi konuğumuz sevgili Ümit Kurt. Bize bugün varlık ve yokluk piskacında Ermeniler emmali metuke, yani terk edilmiş mallar kanunda soykırım izini sürme konusunu bize anlatacak. Kendisine hoş geldin diyoruz. Zaten 2 gün önce Amerika'dan geldiler. Bu toplantıya da davetimizi kabul ettiği için kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Ben sözü kendisine vererek toplantımızı başlatmış oluyoruz. Ümit sunumunu yaptıktan sonra bir ara vereceğiz. Aşağı yukarı 1 saat falan sürecek birinci bölüm. Ondan sonra soru cevaplar ve sizlerin katkılarıyla bir biçimde bizim bütün toplantılarda olduğu gibi forum biçiminde toplantımız devam edecek. Evet, ben sözü Ümit'e bırakıyorum. Çok teşekkür ediyorum Hüseyin Çakır'a, Hüseyin abiye. Yani bizim gibi böyle daha emeklemeye çalışan tarihçi adaylarına bu tür bir fırsat da sağladıkları için, özellikle de böyle netameli konularda konuşma şansı da bulabildiğimiz için QRL'e çok teşekkür ediyorum. Siz de yani bu sıcakta geldiğiniz için size de çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık gerçekten. Benim QRL'le sıkı bir geçmişim var aslında. Bir anlamda benim kendi entelektüel mecramı bulmamda da önemli bir kanal açan, önemli bir yol gösterici olan bir platform. Yani kamusal entelektüel bir platform olarak adlandırabilirim. O zamanlar dilimin döndüğünce böyle tahayyül etmeye, böyle tasavvur etmeye çalışıyordum bu platformu. En iyi konu bir şeyler Türkiye üzerine... Çok mu? Türkiye üzerine, sesim de gürdür. Türkiye'deki güncel siyasi meseleler üzerine kafa yormaya başladım. Siyasal bilinçlenmemi de o dönemde, yani basit bir master öğrencisiyken, yüksek lisans öğrencisiyken düşünmeye başladım. Ve yazmak istediğim konularda bana imkan sağlayan bir mecraydı. O anlamda kendi düşünsel yolculuğumda da bana önemli bir patika açmıştır. O anlamda QRL'in yeri ayrıdır benim için. Şu anda geldiği, Türkiye'de geldiği ve yarattığı etki ve çarpan açısından da bunu gördüğüm için de gerçekten çok mutlu oluyorum. Demek ki doğru bir şey yapmışız. Yani doğru bir yerde, doğru bir niş yakalamışız bu anlamda Türkiye'de. Sunumum ağırlıklı olarak Kasım 2012'de iletişim yayınlarından yayınlanan Sayın Profesör Doktor Taner Akçam'la birlikte kaleme aldığımız Envali Metruke Kanunların Ruhu, Envali Metruke Kanunu'nda Soykırımın İzlerini Sürmek kitabı üzerine olacak. Yani ana çerçevesini bu oluşturuyor. Zor bir işe, çetin bir işe kalkıştığımızı düşünüyorduk o dönemde çalışırken de. Yaklaşık bir 6 aylık bir süreç sonucunda ortaya çıktı ve amacımız hiçbir biçimde kitap yazmak değildi. Sadece ele aldığımız, önümüzde duran ve neydi belirsiz, gerçekten neydi belirsiz ve inanılmaz bir diskurla, inanılmaz bir içerikte, adeta sadece yazanın anlayabildiği ama hani kanun metinleri olur ya, bunlar parlamentoda hazırlanır. Parlamentoda sizin seçtiğiniz aslında vekiller bunları hazırlar. Ama siz o kanunu elinize aldığınızda sizi birebir etkiler. Ancak siz bundan hiçbir şey anlamazsınız. Ancak başınıza olumsuz bir şey geldiğinde ya da sizi etkilediğinde bunun sonuçlarını görerek bir yerlere varmaya çalışırsınız. Bizim için de ilk önce sudan çıkmış balığa dönmüştük yani gördüğümüzde. 6 aylık bir süreç zarfında birebir yaptığımız görüşmelerde ve derslerde bu kanunları sosyal bilimci ve tarihçi perspektifiyle anlamaya çalıştık.
Açıkçası bir hukuki bir bilgimiz yoktu. Tabii ki danıştığımız hukuk adamları oldu. Ancak biz olabildiğince bunun tarihsel arka planını göz önünde bulundurarak ve Ermeni soykırımıyla olan bağlamını da hiçbir biçimde gözden kaçırmadan anlamaya ve bir biçimde yorumlamaya çalıştık. Şimdi isminden de yani anlaşılacağı gibi Envali Metrike kanunları diğer bir deyişle Türk tarih yazımının terk edilmiş mallar olarak kodifiye ettiği gerçekteyse Ermeni toplumunun geride bırakmak zorunda kaldıkları taşınır ve taşınmaz mallarla ilgili gerek İttihat ve Terakki iktidarı döneminde gerekse Cumhuriyet kurulduktan sonra Cumhuriyet hükümetleri döneminde çıkarılan bütün bir hukuksal mevzuatı ele almaya çalıştık. Bu hukuksal mevzuattan kastım kanunlar, geçici kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, tüzükler, yönetmelikler ve nizamnameler oluşturuyordu. Yani bu hukuksal metinlerin karmaşık, son derece sofistike, son derece biçimsel, pozitivist ve bu anlamda tırnak içinde soğuk dilini tarihçi perspektifiyle çözümlemeye girişerek Ermenilerin taşınır ve taşınmaz mallarının akıbetinin ne olduğunu yorumlamaya ve anlamaya gayret ettik. Merkezi tezimiz şuydu: Ermeni soykırımını ortaya koyabilmek için ille de şiddet olaylarının ve katliamlarının şart olmadığı, pekala Ermenilerin geride bırakmak zorunda kaldıkları mallarla ilgili çıkartılan kanunların ve diğer hukuksal metinlerin de Kırım'ın kendisini anlamakta çok önemli bir yol sağladığını üzerineydi. Başka bir ifadeyle Envali Metrike kanunlarının Ermeni soykırımının yapısal bir unsuru olduğu sonucuna vardık ve bu kanunların aslında Ermeni soykırımına mündemiç olduğunu gördük. Dolayısıyla aslında Talat Paşa'nın veciz ifadesiyle Ermenilerin vücudunu tamamen kesin bir şekilde izale etmek, yani ortadan kaldırmaya yönelik kararların ve Ermenilere yönelik uygulanan radikal politikaların bu kanunların içine sinmiş olduklarını görüyoruz. Sunumun içeriğine geçmeden önce kendimce önemli gördüğüm bir iki noktanın altını çizmek istiyorum. Pek tabii Ermeni soykırım ve tehciri üzerine çok fazla sayıda çalışmanın olmadığı aşikar. Ancak burada yani o kadar enseyi karartmaya da gerek yok, kötümser olmaya da gerek yok. Zira literatürde ciddi bir kıpırdanmanın, hareketlenmenin olduğunu gözlemliyoruz. Yeni doktora tezleri yazılıyor, yeni kitaplar yayınlanıyor. Yani bunların niteliğini tabii ki tartışabiliriz. Ancak yine de kayda değer bir hareketlenmenin olduğu aşikar. Bu alandaki tarih yazımının daha mikro ve yerel, lokal düzeydeki çalışmalara yoğunlaştığına şahit ediyoruz. Bunun çok önemli bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Kendi doktora sorunsalım üzerinden de bahsedersem, ben de Antep Ermenileri üzerine çalışıyorum. Ve 1915'te 21 arasında Antep Ermenilerinin Antep'te tehcirin nasıl gerçekleştiği ve Antep Ermenilerinin Van ve Mülklerinin nasıl el değiştirdiği üzerine bir doktora tezi yazmaya çalışıyorum. Ve bunu yaparken de mevzul miktarda Ermenice kaynak kullanmaya çalışıyorum. Son olarak altını çizmek istediğim nokta daha çok tarih metodolojisine ilişkin. 1915'i çalışırken yani sadece bu tarihsel momenti, bu tarihsel kipi kerteriz noktası olarak almak yerine, yani daha geniş bir tarihsel perspektife, daha bütüncül bir tarihsel perspektife ihtiyacımız olduğu kanaatindeyim. Son tahlilde 1915 Ermeni tehciri ve kıtali çok uluslu bir imparatorluğun son demlerini yaşadığı ve çöküş noktasına geldiği bir tarihsel zaman diliminde yaşanıyor. Bu bağlamda meseleyi Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş döneminde imparatorluğun gayrimüslim unsurları olan Hristiyanlara ve özellikle Ermenilere yönelik iddiatçı bir düşünsel sistematikle ve zihin yapısıyla hareket eden bir siyasal kadro tarafından uygulanan radikal ve sert politikaların anlaşılması çerçevesinde ele almak bana tarih metodolojisi bağlamında daha nüanslı ve daha sağlıklı bir yaklaşımmış gibi geliyor. Dolayısıyla hem imparatorluğu yıkıma götüren bir süreci hem de bu süreçte rol alan siyasi aktörleri ve kadroları
bu kadroları harekete geçiren zihniyeti ve tarihsel iklimi de ele alarak Ermeni Kırım'ını bütün farklı boyutlarıyla tartışmamız gerekiyor. Bunun tabii Ermenilerin yani başına gelen felaketi, kıtali, soykırımı hiçbir biçimde yani bunun önemini önemsemediğimizi göstermiyor. Herhalde söylememe de gerek yoktur sanırım. ...1915'te... sürgün edilen Ermenilerin geride bıraktıkları malların idaresi için gerek Osmanlı gerekse Cumhuriyet döneminde bir dizi kanun ve kararname çıkartıldı. 1915'te sürgün ve katliama maruz kalan Osmanlı Ermeni vatandaşlarının sürgün edilmeden önce sahip oldukları taşınır ve taşınmaz mallar el değiştirdi. Osmanlı Ermenilerine ait olan mal ve mülk önce İttihat ve Terakki iktidarının ve daha sonra Cumhuriyet rejimi kadrolarının çıkardığı bir dizi kanun, tüzük ve diğer hukuki düzenlemeler aracılığıyla kitabına ve hukukuna uydurularak Ermenilerin ellerinden alındı. Dönemin iktidar partisi olan İttihat ve Terakki'den Cumhuriyet yönetimine tevarüs eden Ermenileri hem yerinden etme hem de mülksüzleştirme planı devreye sokulurken ekonomik şiddetin en temel aracı olan bu planı gerçekleştirmeye dönük çıkartılmış hukuksal mevzuat. Esas itibariyle burada ekonomik şiddetten kasıt, tehcir edilen ve zorla yerlerinden çıkartılan Ermenilerin geride bırakmak zorunda kaldıkları taşınır ve taşınmaz vanlara mevcut hukuk sisteminin bütün enstrümanlarından yararlanarak el koymak suretiyle bu topluluğun bir anlamda aslında varlık statüsünden yokluk statüsüne düşürülmesi sürecinden bahsediyoruz. Ve aynı sürecin Nazi Almanya'sında ve Hitler ordularının işgal ettiği Avrupa'da ki birçok ülkede yaşayan Yahudilerin mallarının ve ellerinde bulunan bütün servetin ve gelirin yine tırnak içinde kanun ve hukuk yoluyla Nazi Almanya'sının kasasına aktarılması, bu sayede savaşın finanse edilmesi ve bu rejime destek veren merkezi ve yerel aktörlere ve Aryan ırkına mensup toplumsal kesimlere dağıtılması şeklinde meydana geliyor. Yahudiler yine Alman vatandaşlığından çıkarılmak suretiyle sivil ölü denilen bir bu Nazi Almanya'sının kendi kutsal metinlerinde geçen bir ibare, civilian death, sivil ölü statüsüne indirgenmiş yani hukuken Yahudiler yok sayılmışlardı. Burada daha önce belirttiğim gibi resmi Türk tarih yazımının envali metruke ya da terk edilmiş mallar olarak kodifiye ettiği Ermeni mallarına ilişkin çıkartılan kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, tüzükler ve diğer hukuki düzenlemelerin analizi yapılacak ve bu anlamda bir bu hukuksal metinlerin ruhu açıklanmaya çalışılacaktır. İlk elden tabii İttihat ve Terakki dönemi kanun ve kararnameleri, daha sonra Cumhuriyet'in kuruluşu sırasında ve sonrasında çıkartılan kanunların analizine yer vereceğiz. Akabinde Lozan ayrı bir başlık oluşturuyor. Lozan'ın bir dönüm noktası olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda Ermeni mallarının Ermenilere geri verilmemesi ya da en azından bunların karşılığının geri verilmemesine ilişkin. Merkezi tezimiz Envali Metruke kanunlarının 1915 Ermeni soykırımının ve bugünkü hukuk sisteminin aslında yapısal bir unsuru olduğu. Ve bu kanunlara göre Ermenilerin malları üzerindeki haklarını hala korumaya devam ettikleri. İlgili kanun ve yönetmeliklerin büyük bir çoğunluğu Cumhuriyet döneminde çıkartılıyor. Cumhuriyet ve onun hukuk sistemi bir anlamda Ermeni kültürel, sosyal ve ekonomik zenginliğine el konulması, Talat Paşa'nın yine 1916 Ağustos'unda Cemal Paşa'ya yazdığı Sis Katogigoslu ile ilgili bir telgrafta da belirttiği gibi Ermeni varlığının ortadan kaldırılması gerçeği üzerine inşa ediliyor. Envali Metruke kanunları aslında tırnak içinde çok son derece normal ve sıradan görülen ve öyle algılanan kanunlar. Bu nitelikleri itibariyle varlıkları da hiçbir zaman sorgulanmıyor. Az önce burada avukat bir beyefendiyle tanışmıştım. O da aynı aslında noktaya işaret etti. Konuştuğumuzda ayaküstü. Onların aslında bu kanunların bir anlamda doğal sayılması tüm bir Cumhuriyet tarihi boyunca Ermeni soykırımının da niçin inkar edildiğinin de aslında bir karinesi olarak görülebilir. Çünkü bu normallik aslında bir varlığın yok sayılmasıyla eş anlamlı. Yani Türkiye bu anlamda biraz daha ileri götürürsek argümanımızı, bir varlığın genel olarak Hristiyanlar, özel olarak da
Ermeniler yokluk haline çevirmesi üzerine kurulmuştur. Hristiyan ve Ermeni varlığını yok etmeyi kurumsallaştırmak ise birçok başka şeyin yanında esas olarak Envali Metruge kanunları ile gerçekleştirilmiştir. Bu kanunlar Ermeni soykırımının yapısal unsurlarıdırlar. İlginç bir nokta da malumunuz 1948 Birleşmiş Milletler Soykırımı Önleme ve Cezalandırma deklarasyonunun arkasındaki beyin bunu sağlayan Rafael Lemkin, kendisi bir hukukçu, Yahudi soykırımı mağduru, bütün ailesini Auschwitz'te ölüm kampında kaybetmiş. 44 yılında Magnum Opus'u olarak adlandırabileceğim bir kitap yazıyor. Axis Rule of Occupied Europe, işgal edilmiş Avrupa'da mihver kuvvetleri yönetimi. Bu kitapta ilginç bir biçimde Lemkin 13 Mart 1938 ile 13 Kasım 1942 arasında Nazi işgali altındaki 17 ayrı bölge ve devletin yönetimiyle ilgili 334 kanun, kararname ve yönetmeliği inceliyor. Yani soykırım kavramını bulan, icat eden Lemkin, soykırım kavramını ne işkence, zulüm, yakma, yıkma ve toplu katletme gibi tüm soykırımlarda gözlemlenen barbarlık gösterileriyle birlikte değil, hukuk metinlerinin aktardığı ve analiz ettiği bir kitapta tanıtıyor. Ve bütün toplama kampları, ölüm kamplarından haberdar olmasına rağmen, gaz odaları da dahil olmak üzere. Yani Lemkin kitabının yazımını tamamladığı 1943 yılında Nazi Almanya'sının işlediği bütün cinayetleri biliyordu. Ama soykırım kavramını bu cinayetlerin anlatıldığı bir çerçeve içinde sunmadı. Aksine belki de savaş mantığı içinde tırnak içinde normal telakki edilebilecek işgal edilen bölgelerin nasıl yönetileceği ile ilgili olarak yayımlanmış bir takım kanun ve kararnameler eşliğinde tanıttı. Tabi bu durumun bugünkü soykırım bizim soykırım algımızla pek uyuştuğu söylenemez. Yani genel algıya göre soykırım normal işleyen bir hukuk sisteminden sapma, şiddet ve barbarlık gösterileri, medeniyet yolundan sapma gibi anlamlar içeriyor. Ama Lemkin sanki burada bunun tam aksini söylüyor ve soykırımın normal ve sıradan kabul edilebilecek hukuk metinleri içinde latent, yani bunun gizli olduğunu anlatmaya çalışıyor bize bu kitabında. Tabii hukuk sisteminin içine yerleştirilmiş bir olgu olarak soykırım nosyonu, tanımı Lemkin'in bizim araştırmamızda da bizi aslında bir kalkış noktamız oldu kitabı yazarken. Ermeni soykırımı ve Ermenilere karşı uygulanan politik, ideolojik ve ekonomik şiddet sadece Ermenilere karşı işlenmiş barbarlık gösterilerinde değil, aynı zamanda Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde çıkarılmış bir dizi normal ve sıradan hukuk metinlerinde gizlidir. Bu minvalde soykırım sadece fiziki imha anlamına gelmemektedir. Hatta daha da ileri gider ve iddia edebiliriz ki yani Ermenilerin fiziki olarak imha edilip edilmediklerinin bir ayrıntı gibi durduğu bir olguyla karşı karşıyayız. Bütün bir hukuksal mevzuatı göz önünde bulundurduğumuzda söylüyorum tabii ki bunu. Hiçbir biçimde bu Ermenilerin başına gelen barbarlık ve şiddet gösterilerini azımsamamakla birlikte. Sürgün ve imha sürecine ne kadar Ermeni'nin ölmüş olduğu veya ne kadarın hayatta kalmış olduğu bu anlamda aslında ikinci bir sorun gibi duruyor. Önemli olan Ermenilerin kadim vatanlarındaki izlerinin tümüyle yok edilmesi süreci. Bu hukuksal, bütün bir hukuksal aklın, bütün bir hukuksal zihniyetin altında yatan itki diyelim. İlginç bir biçimde Talat Paşa aslında bunu somutlaştırıyor. 30 Nisan 1916'da Sis Ermeni Kilisesi ile ilgili olarak Cemal Paşa'ya çekmiş olduğu telgrafta az önce bahsettiğim politikanın en açık ifadesini bize sunuyor. Şunu diyor Talat Paşa Cemal Paşa'ya bu telgrafında. Esasen Sis Katagikosluğunun ilgasından ve ilk sıralarda Katagikos'un oradan ihracından maksat Ermenilerce Kilikya'da pek büyük bir kıymeti tarihiye ve milliyeye haiz bulunan ve güya Ermeni hükümetinin son makarrı saltanatı yani karargah yeri olduğu ileri sürülen bu yerin vücudunu tamamıyla kaldırmaya matuftu. İşte hukuk bunun için var. Ve Talat Paşa'nın ifadesiyle her şey Ermeni vücudunu tamamıyla ortadan kaldırma amacına uygun olarak düzenleniyor.
Bu anlamda soykırımın işleyen normal hukuk sisteminden sapma değil, bizzat hukuk sisteminin bir kendisinin bir ürünü ve onun aracılığıyla uygulamaya konuluyor. Cumhuriyet dönemine geldiğimizde yine bunun bir açık ifadesini görüyoruz. Cumhuriyet Hükümeti'nin ilk Maliye Bakanı Hasan Fehmi Bey 15 Nisan 1923'te Cumhuriyet Hükümeti'nin ilk Envali Metruke Kanunu çıkartılıyor. Bu çıkartılan kanun aslında bir tasfiye kanunu. Bu kanun görüşülürken şöyle diyor Hasan Fehmi Bey: hukuk nazariyatı içerisinde kılı kırk yararak hareket edildiğini söylüyor. Biz burada 2-3 senedir Envali Metruke Kanunu'nu esasat-ı hukukiyemizin en ince ve rakik noktalarını dahi nazarı dikkate almak üzerine çıkardık demesi hukuk ile soykırım rejimi arasındaki ilişkiyi son derece özel olarak anlatır. 1913 ve 18 dönemi boyunca merkezi bir politikaya bağlı olarak bulundukları yerlerden çıkartılan ve haklarında çıkartılan özel kanunlarla mallarına el konulan iki büyük topluluk var: Rumlar ve Ermeniler. Burada bunlara karşı uygulanan politikalar farklılık göstermiştir. Fakat bu farklılık, bunun altını çiziyorum, kesinlikle ve kesinlikle etnik ve dini bir farklılıktan kaynaklanmıyor, bunun üzerine şekillenmiyor. Aradaki farkı belirleyen İttihat ve Terakki Hükümeti'nin farklı dönem ve durumlarda izlediği değişik politikalar. İzlenen politika farklılıklarına göre kanun ve kararnamelerde sadece Rum veya Ermeni ayrımı değil, bu grupların kendi içerisinde de ayrımlar yapılıyor. Tehcir edilen Ermeniler, tehcir edilmeyen Ermeniler. Popülasyon değişimine maruz kalan Rumlar, popülasyon değişimine maruz kalmayan Rumlar. Ege bölgesinden çıkartılmayan Rumlar ya da Anadolu bölgelerine sürülen Rumlar gibi. Dolayısıyla önemli olan hangi grubun hangi politikalar sonucu yerinden çıkartıldığı üzerine şekilleniyor. Şimdi Ermeni mallarına el konması ile ilgili birkaç unsurdan bahsetmek istiyorum. Birincisi şu: 1913-18 döneminde malları tasfiye uğrayan topluluk sadece sürgün edilen Ermenilerdir. O dönemin yani dahiliye nezareti telgraflarında da geçen ifadesiyle sevkiyata maruz kalan Ermeniler. Sürgün edilmeyen Ermenilerin mallarına kesinlikle ve kesinlikle el konulmamıştır. Bölgelere yollanan çeşitli telgraflarla sadece sürgün edilen Ermenilerin mallarının tasfiye edileceği özel olarak belirtilmiştir. İkincisi, Ermenilerin mallarına az önce örneğini verdim Nazi Almanya'sındaki Almanya'sında olduğu gibi bir ırkçı ideoloji merkezinde el konulmuyor. Bunun aksine soykırım boyunca aslında Ermeniler vatandaşlıktan çıkarılmıyor. Nazi Almanya'sına verdiğim örnekte Yahudileri vatandaşlıktan çıkarma, onların mallarının bütünüyle tasfiye edilmesi için en önemli araçlardan biriydi 3. Reich'ta. Ancak İttihat ve Terakki ve Cumhuriyet örneğinde bunun tam tersi oluyor. Hatta Ermeniler özel olarak Bakanlar Kurulu kararı ile vatandaşlıktan atılmadılar veya kendileri çıkmadılar ise 1964 yılına kadar vatandaşlıklarını sürdürdüler. Üçüncüsü, Ermenilerin mal varlıklarına el konulurken bu müsaade biçiminde yapılmadı. Yani mallar veya değerleri sahiplerine geri verilmeyecektir denemedi. Aksine her şey malların veya bu malların değerlerinin satılmışsa bu mallar açık arttırmayla değerlerinin sahipleri adına devletçe idare edileceği veya zamanı belirsiz olmakla birlikte malların veya bunların değerlerinin asıl sahiplerine iade edileceği ilkesi üzerinden hareket edildi. Bu yolun seçilme nedeni kıtalin örgütleniş tarzı ve ideolojik gerekçeleriydi ve bu nitelik malların niçin müsaade edilmesi gerektiğini izah etmeye de uygun değildi. Ama öte yandan mallara zorla el koymanın müsaade biçiminde değil, Ermenilerin mülkiyetleri üzerindeki haklarını korunarak yapılması kendi içinde bir gerilim ve çelişkiyi de beraberinde getirdi. Devlet el koyduğu malların nasıl sahiplerinin Ermeniler olduğunu kabul etti ve karşılıklarının kendilerine verileceği ilkesini benimsedi. Sözünü ettiğimiz gerilim ve çelişki de buradadır. Bir taraftan malları zorla gasp eden olarak suçlanmak istemeyen bir devlet vardır ve Envali Metruke kanunlarının dilini buna göre ayarlamaktadır. Ama öte taraftan aynı devlet Ermenilerin varlık temelini imha ederek gaspı kurumsallaştırmak ve resmileştirmek istemektedir. Mevcut hukuk sistemi tabii ki bu gerilim ve çelişki üzerine kuruluyor. Bu sözünü ettiğimiz gerilim ve çelişki Lozan görüşmeleri sırasında
gerek Lozan görüşmeleri sırasında gerek 1920'li yıllarda çıkartılan uyum yasaları sürecinde de hatta Tapu Kadastro Müdürlüğü'nün 2001 yılındaki genelgesine kadar tüm bir cumhuriyet dönemi boyunca varlığını koruyacaktır ve bugün de geçerlidir. Birincisi, 1915'te birlikte Ermenilerin geride bıraktıkları malları üzerinde her türlü tasarrufta bulunma ve işlem yapma hakkı kanunen yasaklandı. Yani siz eğer tehcir edileceğinizi bir hafta ya da iki hafta önceden öğrendiyseniz ya da 3 gün 4 gün önceden öğrendiyseniz mallarınızı ne birine vekaletname yoluyla verebiliyorsunuz ne bunun satışını yapabiliyorsunuz. Hatta ilgili kanunda geçen bir maddeye göre yani tehcirinizden 2 hafta önce, sevkiyatınızdan 2 hafta önce mallarınızla ilgili herhangi bir tasarrufta bulunduysanız bu işlem iptal ediliyor. İkincisi, kanunen hakları olduğu söylenmesine rağmen malların değerlerinin kendilerine ödenmesine ilişkin herhangi bir adım atılmadı. Söz verilen kanun ve yönetmeliklerin hiçbiri çıkartılmadı. Özellikle Cumhuriyet döneminde her nasılsa hayatta kalmış bazı Ermeniler veya onların varisleri mallarını veya değer karşılığını isteyebildikleri çok çok nadir durumlarda mevcut hukuk sisteminin koridor ve dehlizlerinde kaybolmuşlardır. Aslında yani dediğimiz gibi envai metruke kanun ve kararnameleri Ermenilerin malları üzerindeki haklarını esasla reddetmiyor. Yani bu nedenle bu kanun ve kararnameler Ermenilerin malları üzerindeki tüm hakları kaybettikleri ve bu malları asla alamayacakları tezinin gerekçesi olarak kullanılamaz. Bunun yine önemli göstergelerinden biri, yani bunun İttihat ve Terakki Hükümeti de bunun böyle olduğunun 1918 yılında bile farkında. 1918'in Şubat ayında bakanlıklar arası bir komisyon tarafından hazırlanan bir rapor var. Bu raporda Ermenilerin malları üzerindeki hakların hala baki olduğunun altı çiziliyor. Tarihi öneme sahip bu raporda şöyle deniyor. Ermeni envali metrukesine bir vaziyeti kanuniye tayin olunmuş ise de hazine-i evkaf yani vakıflar hazinesi ve maliyeye müdevvere maliyeye dönüştürülmüş envalin bedellerinin kanun gereğince sahiplerine verilmesi gerekli iken şimdiye kadar bunların verilememesi denerek bu tarihe kadar Ermenilerin mallarının karşılıklarının verilmemiş olduğu açık olarak kabul edilir. Ve kanunu meskur ahkamına tefvikan yani sözü geçen kanuna uygun olarak envali tasfiyeye tabi tutulanların hukuki tasarrufiyelerinin izalesi dahi kanun gereği bedellerinin tesfiyesiyle yani meşrut ödenmesi şartıyla bulunduğundan envali meskureye el konurken sahiplerinin bunlara taalluk eden haklarını ve bu hakkın istifası yolundaki müracaatı nazara dikkate almamak muvafık olamayacağından kanunun gösterdiği safahat ve muamelatın yani muamele safalarının bir an evvel ifa ve ikmali elzemdir. Raporun dili son derece açıktır. 1918 Şubat ayı itibariyle Ermenilerin mallarının karşılıkları henüz kendilerine verilmemiştir. Rapor kanunun gereğinin bir an evvel yerine getirilmesini ve mal sahiplerinin var olan haklarını dikkate alınarak malların karşılıklarının kendilerine verilmesini istemektedir. Benzeri görüşler aslında Lozan görüşmeleri sırasında da Türk hükümeti tarafından dile getiriliyor. 15 Nisan 1923 tarihinde bir envali metruke kanunu çıkartıldığı haberi Lozan'a intikal ettiğinde müttefik kuvvetler özellikle kendi vatandaşlarına uygulandığı gerekçesiyle kanunu şiddetle protesto ediyorlar. Bu da şu 1914 sonrası Birinci Cihan Harbi sırasında başka ülkelere göç eden Ermeniler o ülkelerin vatandaşlıklarını kazanıyorlar. Bunların arasında İngiltere ve Fransa gibi müttefik kuvvetler de var. Cumhuriyet hükümetinin 15 Nisan 1923'te çıkardığı envali metruke kanununa göre 1914 yılından itibaren müttefik kuvvetler vatandaşlığına geçen Ermeniler haklarını talep eden bu kuvvetlere Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bu Ermenilerin hala kendi vatandaşları olduğunu söyleyerek herhangi bir tazminat talebinde bulunmaları isteğini kendi iç işlerine yapılmış bir müdahale olarak görüyor. Çünkü bu Ermeniler 1914 yılında İngiliz ya da Fransız vatandaşları olmalarına rağmen Türkiye Hükümeti özel olarak Bakanlar Kurulu kararıyla bahsi geçen Ermenileri vatandaşlıktan çıkarmadığı için hala kendi vatandaşı olarak görüyor. Kendi vatandaşı olarak gördüğü için de başka bir ülkenin kendi vatandaşına dair bir tasarrufta bulunması istemini de reddediyor. Bu durumu 22 Haziran'da Ankara'ya bildiriyor İsmet Paşa. 26 Haziran'da da hükümet tarafından
Yani bizim açımızdan tarihi sayılması gereken şu cevap veriliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce tanzim ve mevki meriyete vaz edilen, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen ve uygulamaya konan Emali Metüke Kanunu'ndaki hükümetimizin noktayı nazarı sırf tebaanın envar ve hukukunun muhafazasına matuf olup firar veya kaybolanların emvali metrükelerinin kayıp ve mahvolmaktan korunması tutarlarının kendi hesabı carilerine kaydedilmekte ve bu anlamda hukukları için ne yapılması icap ederse bunlar dahi temin olunmaktadır. Yani görüldüğü gibi aslında hükümet de malların esas sahibinin Ermeniler olduğunu ve devletin vatandaşın mal ve mülkünü mahvolmaması için onlar adına kaydederek korumaya aldığını tekrar ediyor. Bu nedenle Envali Metüke Kanunu'nun ileri sürerek Ermenilerin mallarının veya bu malların satışlarından elde edilen ve kanunlarda bu satışlardan elde edilen gelirlerin Ermeniler adına açılan hesaplara kaydedildiğini gösteren belgelerde bile Ermenilerin bu malların sahibi olmadığı belirtilmiyor. Hatta bu aktardığım örneklerde görüldüğü gibi gerek Osmanlı gerekse Cumhuriyet hükümetleri Ermenilerin malları üzerindeki haklarının baki olduğunun altını tekrar tekrar çiziyor. Bunu Lozan'da 26 Haziran'da İsmet Paşa'ya gönderilen bu raporda da görüyoruz. Yani gerek Osmanlı yani İttihat ve Terakki hükümeti gerekse Cumhuriyet döneminde Envali Metüke kanun ve kararnamelerini 3 ayrı düzeyde ele almak gerekiyor. Birincisi, Ermenilerin sürgün edildikleri yeni yerlerde hangi esaslara göre yerleştirilecektir? Bu kanunlarda, bu mevzuatta işlenen önemli konulardan biri bu. İkincisi, geride kalan mallar ya da bu mallardan elde edilen değerler kendilerine verilecek midir, verilmeyecek midir? Eğer verilecekse bu nasıl yapılacaktır? Üçüncüsü, geride kalan malların kimler tarafından nasıl kullanılacağıyla ilgili. Birinci düzey şu. Ermenilerin yeni yerlerine nasıl yerleştirilecekleri konusu kanun ve kararnamelerde hiçbir biçimde yer almıyor. Sadece sürgünün ilk başında çıkartılan bir kararname var. 31 Mayıs 1915 tarihinde yürürlüğe giren bir kararname bu. Orada çok sınırlı olarak bir husus var. Orada daha sonra bu sınırlı olarak Ermenilerin nasıl yerleştirileceğine dair ortaya konan ibare daha sonraki kanun ve kararnamelerde çıkartılıyor. İkinci düzey sadece genel bir ilke olarak tekrar ediliyor. Malların gerçek sahiplerinin Ermeniler olduğu, devletin bu malları onlar adına işlettiği kabul ediliyor. Ama bu malların veya de karşılıklarının asıl sahiplerine ne zaman ve nasıl verileceği hiçbir biçimde ele alınmıyor ve bu konuda herhangi bir düzenlemeye gidilmiyor. İlk iki düzeyin yokluğu aslında bize bir şeyi gösteriyor. Tehcir olduğu sırada aslında iddiatçıların zihninde ve kafasında Ermeni diye bir olgu yok artık. Yani tehcir edildikleri anda Ermeniler yok sayılıyorlar. Dolayısıyla yok olan bir entite üzerine de herhangi bir kanun, herhangi bir yönetmelik, herhangi bir kararname çıkartmak da gereksiz olarak görülüyor. İkinci düzeye ilişkin çıkartılan kanun ve kararnameler de yine aynı iddiatçı dönemde olduğu gibi genel kural tekrar ediyor. Malların asıl sahipleri Ermenilerdir. Mal veya değeri onlara geri verilecektir. Ancak devlet sadece Ermenilerin yokluğu nedeniyle bu malları veya gelirlerini onlar adına işletiyor. Ancak malların geri verilebilmesi için Ermenilerin mallarının başında olması gerektiği söyleniyor. Lozan Barış Anlaşması'nda bu söyleniyor. Nitekim Lozan'da kabul edilen esas da yine bu. Tabii Türkiye açısından ciddi problem şuydu. Yani sağ kalan Ermeniler tehcir sonrası 1918 bilhassa tehcir sonrası sağ kalan Ermeniler geri dönmek ister ya da varisleri malları geri istemeye kalkarsa ne olacak? Burada da tabii burada iş Cumhuriyet dönemine düşüyor. Cumhuriyet döneminin daha doğrusu çözmek zorunda olduğu, karşı karşıya kaldığı en önemli problem bu. Aslında bu açıdan baktığımızda oluşturulan hukuk sisteminin tırnak içinde en büyük başarısı da burada. Ermenilerin el konulan mallarını geri almalarını engellemek amacıyla deyim yerindeyse tıpkı bir ipek böceğinin kozasını örmesi inceliğinde tüm detayları düşünülmüş, delikler ve boşluklar ortaya çıktığında yeniden örülmüş, detaylı bir hukuk sistemi oluşturuluyor.
Bu sistemin en büyük hedefi şu, Ermenilerin ülkeye topluca veya bireysel olarak girmelerinin ve mallarının talep etmelerinin önüne geçmek. Tabii girişilen bu hukuki düzenlemelerin bigane kaldığı durumlar da var. Bu durumda ise hukukun dışına çıkılıyor ve bundan hiç çekinilmiyor. Ve kanun ve kararnamelerin kendi içindeki çelişki ve gerilim tüm bu Cumhuriyet dönemi boyunca gözlemleniyor. Az önce bahsettiğim ilk iki düzeyin yokluğunun yanı sıra Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi kanun ve kararnamelerinin ağırlıklı konusu aslında üçüncü düzeyle ilgili. Yani geride kalan taşınır ve taşınmaz mallar, taşınmaz Ermeni malları nasıl kayda geçirilecek, satılacaksa nasıl satılacak, dağıtılacaksa kimlere ve hangi kurallara göre dağıtılacak? Kanun ve kararnamelerin birincil hedefi Ermenilerin tüm taşınır ve taşınmaz mallarına el koyarak onların Anadolu'daki varlıklarının temellerini ortadan kaldırmaktır. Bu anlamda Ermenilerin maddi ve kültürel varlıklarını ortadan kaldırması hukuk sistemine içseldir. İsterseniz biraz kanun ve hukuksal mevzuata bakalım. Yani elimden geldiğince burada not aldığım yorumlarla izah etmeye çalışacağım. İttihat ve Terakki Hükümeti'nin 27 Mayıs 1915'te çıkardığı tehcir kanunu, 4 maddelik bir kanun bu. Bu kanunda Ermenilerin mallarına el koymak, bu tarih ve karardan sonra sistematik bir hal aldıysa da aslında sürgünler ve mallara el koymalar çok ilginçtir. Bu tarihten önce başlıyor. İlk sürgünler 1915'in Şubat ve Mart ayında Batı Ermenistan dediğimiz Kilikya bölgesinde, daha çok 4 yol Adana Zeytun bölgelerinde askeri nedenlerle yapılıyor. Cemal Paşa'nın kontrolü altında yapılan sevkiyatlar bunlar. 24 Nisan 1915 ile birlikte malumunuz 24 Nisan 1915 ile birlikte aslında sürgünlerin lokasyonu değişiyor. Daha önce Konya olan ya da İç Anadolu dediğimiz bölge olan lokasyon Derzor'a evriliyor ya da Suriye'ye evriliyor. 27 Mayıs 1915'teki tehcir kanunu olmasına rağmen az önce de dediğim gibi aslında mallara el koymalar bu tarihten çok da önce başlıyor. Biz kendi yani Başbakanlık arşivlerindeki çalışmamızda 17 Mayıs 1915 tarihiyle başlandığını şehadet ettik. Bunun yanında 17, 30 ve 30 Mayıs 1915 kararnameleri var. Bunlar Ermenilerin geride bıraktıkları mallara sistemli olarak el koyma konusundaki ilk kararlar. Konuya ilişkin bulabildiğimiz ilk Bakanlar Kurulu kararı. İlk Bakanlar Kurulu kararı 30 Mayıs 1915 tarihli. Daha sonra tabii bir gün sonra da Dahiliye Nezareti İskan Aşail ve Muhacirin Müdüriyeti tarafından 15 maddelik bir nizamname biçiminde ilgili vilayetlere gönderiliyor bu kanun. Kanunun nasıl işlemesi gerektiğini gösteren bir nizamname çıkartılıyor. Şimdi buradaki 30 Mayıs 1910 tarihli kararnamenin en önemli hükmü şu, Ermenilerin mallarının değerlerinin karşılığının verileceği ilkesi benimseniyor burada. Geride kalan mallar hakkında iki tür uygulama yapılacaktır deniyor. Birincisi, boşaltılan Ermeni köylerine göçmen ve aşiretler yerleştirilecek ve emlak ve arazi değerleri tespit edilerek bunlara dağıtılacak. 30 Mayıs tarihli kararname ve 31 Mayıs tarihli nizamnamenin önemi şudur. Ermenilerin yerleştirilmeleri ve mallarının karşılıklarının verilmesine ilişkin açıklanan az önce açıkladığım genel ilkenin hayata geçirilmesi doğrultusunda bir dizi kanun ve kararnamenin yayınlanması gerekmekteydi. Ancak hiçbir biçimde yapılmayacak olan budur. Ermenilerin geride bırakmak durumunda kaldıkları mallarla ilgili çok detaylı kararnameler ve tüzükler çıkartılıyor. Ancak Ermenilerin sürgün edildikleri yerlere nasıl yerleştirileceği, geride bırakılan malların kendilerine değerlerinin en azından satış sonrası nasıl verileceği ile ilgili hiçbir hukuki düzenlemeye gidilmiyor. 10 Haziran 1915 talimatnamesi bu gördüğünüz gibi 34 madde olan bir yönetmelik. Yani esas olarak taşınır ve taşınmaz mülklere nasıl el konulacağını düzenliyor. İlk 10 madde mallara el konuş sürecinde izlenecek olan yola ilişkin.
11. ve 21. maddeler bu malların kimlere ve hangi esaslara göre verileceğini açıklıyor. Az önce belirttiğim gibi şu an malların nasıl dağıtılacağıyla, nasıl tasarruf edileceğiyle ilgili bütün etraflıca bir yönetmelik bu. Talimatname. 1. madde, başka yerlere nakli yapılan Ermenilere ait taşınmaz mal, mülk ve terk edilen arazilerle ilgili diğer hususların idare ve yürütülmesi için özel surette teşkil edilmiş kurullar. Bunlara Envali Metrüke komisyonları diyoruz. Bu talimatnamede Envali Metrüke komisyonunun görevleri, içeriği nasıl oluşturulacağına ilgili maddeler var. 23. ve 34. maddeler arasında bu düzenleniyor. Konumuz açısından bu yönetmeliğin en önemli maddeleri 6, 10 ve 23. maddeler. 10. madde, vekaletname yoluyla bile olsa mallar üzerinde mallar üzerine işlem yapma hakkını yasaklıyor. Yani Ermeniler mallarıyla ilgili malları hakkında hiçbir tasarrufta bulunamayacaklar. Mallar hakkındaki tüm işlemler kurulacak Envali Metrüke komisyonları üzerinden yürütülüyor. Tabi burada son derece basit ve sıradan sorular sormak mümkün. Eğer söz konusu olan normal bir yer değiştirme ise niçin Ermenilerin malları üzerinde tasarrufta bulunmalarına yasak getiriliyor? Niçin bir Ermeni yoldan veya gittiği yerden vekalet veya benzeri yollarla mallarını idare etme hakkına sahip değil örneğin? Ya da neden örneğin mallarını kendisi satamasın veya başkasına devredemesin? Bu soruların cevabını bugün de aslında bulmak zor. Ancak bizim açımızdan verilecek bir cevap var. O da yine Talat Paşa'nın ifadesiyle Ermenilerin kültürel ve ekonomik varlıklarının tümüyle imha edilmek istenmesi. 26 Eylül 1915 Geçici Kanunu, bu İttihat ve Terakki'nin hükümetin ilk tasfiye kanunu ve bu kanunun nasıl uygulanacağına dair çıkartılan 8 Kasım 1915 tarihli kararname, bu kanun ve kararname ile birlikte Ermeni mallarının tasfiyesi ile ilgili komisyonlar kuruluyor. Yaklaşık 34 vilayette kuruluyor bu komisyonlar. Daha önce 10 Haziran 1915'te kurulan Envali Metrüke komisyonları yaptıkları işlemleri de tasfiye komisyonlarına devrediyor. Burada 2. maddeden bahsetmek istiyorum bu geçici kanunun. 2. madde, kira getiren ev, han, dükkan gibi yerler ile gelir getiren vakıf malları efkaf nezareti namına, geri kalan mülkler de maliye nezareti namına kayıtları tutularak tasfiye edilecektir deniyor. Yani kanunu hazırlayanlar öyle bir hukuki dil ve öyle bir hukuki mekanizma kullanmışlar ki, deyim yerindeyse her şeyi kitabına uydurabilmek için, mallar kategorilendiriliyor ve bu mallar belli bir tasnife tabi tutularak gelirleri Maliye Bakanlığı'nın altında yer alan belli birimlere kayıt ediliyor, kayıt altına alınıyor. 8 Kasım 1915'te kararlaştırılan talimatname ile de sürgün edilen Ermenilerin taşınır ve taşınmaz mallarının korunması ve tasfiyesi konusunda yeni heyetlerin oluşturulması ve komisyonların esaslarının ayrıntılı bir şekilde düzenleniyor. Mütareke dönemine geçmeden önce İttihat ve Terakki döneminin kısa bir değerlendirmesini yaptık burada. Yani Ermenilere mallarının karşılıklarını nasıl öneceği konusunda tek bir hüküm bile içermeyen kanun ve kararnamede iki husus çok önemli. Birinci husus, el konulacak mal ve varlıkların kapsam alanı genişletilmiştir ve bu üç ayrı şekilde yapılmıştır. Ermenilerin sürgünlerinden 15 gün öncesine kadar mal ve varlıklar üzerine yaptıkları her türlü işlemin iptal edileceği ilan edilmiştir. Ermeni malları üzerinde daha önce mahkemelerce alınmış herhangi bir haciz kararı varsa iptal edilmiş ve mallar doğrudan devlete geçmiştir. Yani burada aslında Ermenilerin tehcir edildiği yerlerde usulsüz bir şekilde gerçekleştirilen satışlar, örneğin ahali halkının içinden çıkacak bir yerel elitin ya da eşrafın o malı kendi hesabına, kendi cebine aktarmasının da önüne geçiyor devlet. Yani devlet için önemli olan bu malları kendi kontrolü altında tutmak. Bir diğer konu ise, eğer Ermenilerin başkalarından alacakları da varsa bunların doğrudan devlet tarafından toplanacağı karar altına alınıyor.
26 Eylül 1915 tarihli tasfiye kanunu yayınlamalı çıkarmalarının altındaki ana neden İttihat ve Terakki hükümetinin Ermenilerin alacaklarının ve borçlarının olması ve bunlarla ilgili birinci olarak Türkiye'nin en büyük İttihat ve Terakki'nin en büyük müttefiki olan Almanya'nın ve Avusturya'nın sıkıştırması Türkiye'yi. Borç alacaklar varsa alacaklar da alacaklarını tasfiye komisyonlarına vermek zorunda. Çünkü tasfiye komisyonlarına versin ki oradan gelecek alacaklar onların hesabına gelir olarak kaydedilsin. Yani burada bir hırsızlık falan yok. Atanları boşa... Hani adama borcu var peki, borcunu ödüyor. Borcunu da ödüyor. Borcunu da ödüyor ama malı sat adam, yani borcunu şöyle diyor, kendi kasasından ödemiyor. Bir taşınmaz varsa taşınmazı kira, ne derler, açık arttırmayla satıp oradan alınan gelirle ödüyor, borcunu ödüyor. Mütareke dönemine bakalım biraz. Tabi mütareke döneminde Mondros Mütarekesi 32-1918 bu anlaşmayla birlikte sürgünden bir saat oldu. Geri dönüşler başlıyor. Toplu geri dönme konusundaki ilk resmi adım 18 Ekim 1918 tarihinde atılıyor. 21 Ekim 1918'de de sürgün edilen Ermeni ve Rumların geri dönmelerine müsaade edilmesine ilişkin emir tüm vilayetlere gönderiliyor. Birkaç istatistik vermek isterim. 20 Kasım 1918'de bildirilen rakamlara göre 7163 Ermeni toplam 7163'ü Ermeni toplam 10.061 kişi geri dönüyor. 21 Aralık 1918 tarihinde ise 2552 Müslüman, 19.695 Rum ve 23.420 Ermeni'nin geri döndüğü resmi olarak açıklanıyor. Açıklamayı yapan da mecliste bizatihi bakanın ta kendisi. Şimdi konuya ilişkin en önemli adım 4 Kasım 1918'de atılıyor ve tehcir kanunu olarak kabul edilen bu 27 Mayıs 1915 tarihli geçici kanun iptal ediliyor. Niye iptal ediliyor? Anayasaya aykırı bulunduğu için iptal ediliyor. Tabii geri dönmeler başlayınca geri dönmeler konusundaki en büyük sorun da Ermenilerin geride bıraktıkları gayrimenkuller ve menkulleri nasıl iade edileceğine ilişkin. 18 Aralık 1918'de bu konuda ayrıntılı bir tamim hazırlanıp bölgelere gönderiliyor. Tamimde Ermenilerin el konulan mallarının geri verileceği ve geri dönenlerin evlerinde oturan memur, zabiten ve şahısların bu yerleri en kısa sürede boşaltmaları isteniyor. Böylece Ermenilerin geride bıraktığı mallarda kimlerin oturduğunu da anlıyoruz. Ermenilerin ev ve arazileri teslim edilecek deniyor. Bu evlerde oturan muhacir ve mülteciler tahliye edilecek. İmkan olmadığı durumlarda müsait evlerde birkaç aile bir arada barındırılacak, açıkta kalanlar muhacir köylerine yerleştirilecek. 12 Ocak 1920 bu aslında emal metrükelerin iadesiyle ilgili beklenen bir kararname. 33 maddeden oluşuyor ve Ermeni mallarının nasıl geri verileceği ayrıntılı olarak düzenleniyor. Bunu şöyle de görebiliriz. Yani 10 Haziran 1915'te Ermeni mallarının nasıl idare edileceğine ilişkin ayrıntılı madde, bu da Ermeni mallarının nasıl iade edileceğine ilişkinin ayrıntılı bir madde. Kararname. Kararnamenin 30. maddesiyle 26 Eylül 1915 tarihli tasfiye kanunu ve 8 Kasım 1915 tarihli tüzükle yürürlükten kaldırıyor. Aslında bir anlamda biz buna Vahdettin Kararnamesi olarak adlandırdık kitapta. Bu İttihat ve Terakki döneminden bir geri dönüşü de temsil ediyor bu anlamda. Çünkü tasfiye kanunu ve o tasfiye kanunu nasıl düzenleneceğini belirten 8 Kasım 1915 tarihli kararname yürürlükten kaldırılıyor. Tehcir kanunu da yürürlükten kaldırılıyor. Bir anlamda İttihat ve Terakki hükümetinin hukusal mevzuatının ilga edildiğini görüyoruz. Çok önemli bir kararname. Şöyle diyor, önceki kullanıcılarının hayatta olmaması durumunda mallar maliye ve efkaf hazineleri adına kayıtları yapılsın yapılmasın, varis veya intikal eden kişilere hemen teslim edilecek ve adlarına kayıt yapılacaktır. 12 Ocak 1920 kararnamesiyle
Ermeni mallarının iade edileceği resmi olarak belirtiliyor bu kararnamede. Eğer malın sahibi hayatta değilse varislerine teslim edilecek de deniyor ayrıca. Mal satılmışsa peki malın satışından elde edilen gelir de yine mal sahibi hayattaysa mal sahibine, varisleri hayattaysa varislerine verilecektir deniyor. Tabii burada geri dönüşleri yasaklamak için kullanılan kanun maddeleri var. Bu dönem Cumhuriyet kurulmadan önce Ankara'daki aslında Kemalist hükümetin diyelim ya da Kemalist dönemin diyelim karşı karşıya kaldığı bir durum. Bu geri dönüşleri engelleme politikaları. Ermeni ve Rumların içeri sokulmaması amaç. Bunun için kullanılan en önemli madde de 1869 tarihli vatandaşlık kanunu. Şimdi bu kanunun 5. ve 6. maddesi çok önemli. 5. maddede şöyle diyor. Bir Osmanlı vatandaşının başka bir ülke vatandaşına geçmesi ancak hükümet izniyle mümkündür. Gerekli izin alınmadan başka bir ülke vatandaşına geçen kişinin işlemi geçersiz sayılır. Söz konusu kişi Osmanlı vatandaşı sayılmaya devam eder, edilir ve kendisine ona göre muamele yapılır. 6. madde. Yani ben hala 5 ile 6 arasındaki farkı görebilmiş değilim. 6. madde şu. İzni almaksızın başka bir devlet vatandaşına geçen kişi eğer devlet isterse vatandaşlıktan çıkartılabilir ve vatandaşlıktan çıkartılan kişinin Osmanlı Devleti'ne girmesi yasaktır. 1918 Kasım'ında çıkartılan bir pasaport kanunu ile de girmeye teşebbüs edenlere hapis cezası verileceği ekleniyor. Şimdi 1869 kanununun aslında çıkartılış amacı o kadar farklı ki aslında kapitülasyonları önlemek amacıyla kapitülasyonlardan imparatorluğun içindeki gayrimüslim unsurların yararlanmasını önlemek amacıyla çıkartılan bir kanun 1869 vatandaşlık kanunu ama ne hikmetse daha sonra özellikle Ermeni ve Rumların başka ülke vatandaşlıklarına geçen Ermeni ve Rumların malları ile ilgili mallarını geri almaları ya da talep etmeleriyle ilgili isteklerin önüne geçilmesi için kullanılıyor. Bu 5. ve 6. madde kullanılarak. Ama bu da daha çok aslında 1923 sonrası gözlenen bir durum. Çünkü ABD ve İngiltere gibi devletler Lozan Anlaşması'nda yer alan hükümlere dayanarak kendi vatandaşı olan Ermenilerin malları için tazminat istediklerinde Türk yetkilileri bu hakkın ancak kendilerine haber vererek başka ülke vatandaşına geçmiş kişilere tanınacağını belirtiyor. Bu izni almamış kişiler 1869 kanununa göre hala Türk vatandaşı sayılacak ve yabancı devletlerin hak talepleri reddedilecektir. Fakat Türkiye tarafından hala Türk vatandaşı sayılan bu kişiler gelip mallarını kendileri almak istediklerinde ise habersiz başka ülke vatandaşıyla geçtikleri söylenerek 1869 yasasının 6. maddesine dayanarak ülkeye sokulmayacaklardır. Tüm bu dönem boyunca sıklıkla başvurulan diğer kanun da pasaport kanunu ya da pasaport kanunları 1911, 15, 18 pasaport kanunları aslında 1911 referans noktası alınarak 15 ve 18 pasaport kanunları çıkartılıyor belli revizyonlarla. 1915 pasaport kanununun 4. faslına göre pasaportu olmayan ve Osmanlı vatandaşı olduğunu ispat edemeyen kişi ülkeye sokulmuyor. 18. maddede ise başka ülkelere ait pasaportların vatandaşlık konusunun halledilmesi için tek başına yeterli olmayacağı belirtiliyor. Yine kanunun 3. maddesine göre usulüne uygun pasaporta hamil olsalar bile birçok kişinin ülkeye girmesi yasaklanıyor. Konumuz açısından en önemli değişiklik 1915 pasaport kanununun 23. maddesi. Bu maddeye göre ecnebi pasaportuna hamil olarak Memaliki Osmaniye'ye dahil olan Tebai Osmaniye 6 aydan 2 seneye kadar hapsedilir. Bu çıkartılan bu pasaport kanunları bu maddeler 1918 pasaport kanununda da yineleniyor. Yalnız çok ufak bir dil değişikliği yapıyorlar 3. maddede.
1918 pasaport kanununda. O da şöyle. Usul-i meriye, yani riayet edilen usullere ve yürürlükte olan kararlara uygun hükümet-i seniyeden müsaade-i resmiye almaksızın hicret edenler, yani hükümetten izin almaksızın hicret edenler maddesindeki hicret edenler ifadesi gelen muhacirler olarak değiştiriliyor. Tüm bu değişikliklerin de, bu gelen muhacirlerin de Ermeniler olduğu son derece aşikar. Burada amaç tabi zorla sürgün edilen ve daha sonra oluşan devlet sınırlarının dışına düşen insanların eğer hayatta kalmışlarsa ülkeye sokulmalarına engel olmak. Bu biraz da 1922 sonrası gerçekleşen, yani milli mücadele dönemi dediğimiz dönemden sonra gerçekleşen bir durum. Zira 1918-19 sonrası, 1914'ten yani Cihan Harbi'nin başlangıcı iki döneme ayırabiliriz. O dönem bulunduğu yerden başka yerlere giden Ermeniler, kaçan Ermeniler var, kaybolan Ermeniler var. Cumhuriyet dönemi hükümetlerinin çıkardığı envali metke kanunlarıyla daha sonra bu insanlar da kaybolan ya da İstanbul'dan Ankara'ya giden bir Ermeni de aslında kayıp şahıs olarak görülüp onun mallarına da envali metke kanunları uygulanıyor. Yani Ermenilere yönelik uygulanan kanunun ya da diğer hukusal mevzuatların alanı genişletiliyor. Tabii bunun yanında iç seyahat ve göçlerin yasaklanması var yine. Yani birbirinden ayırması zor olsa bile iki hususu ayrı ayrı ele almak gerekiyor. Birincisi genel olarak 1918 ve 23 dönemi yurt içi seyahatler ve bunların yasaklanması. Diğeri ise belli gruplara özellikle de Ermenilere yönelik seyahat ve bir bölgeden diğer bölgeye iç göç yasakları. Yani buradaki temel amaç aslında Envali Metrike Kanunları 15 Nisan 1923'te Cumhuriyet Hükümeti ilk Envali Metrike Kanunu çıkardığı anda lokasyon değiştiren, tabi muhtelif sebeplerden dolayı savaş var, lokasyon değiştiren, güvenlik için başka yerlere giden Ermeniler var iç göçlerle. Bunların geri dönmelerini engellemek. Geri dönerlerse mallarının başında bulunacaklar ve dolayısıyla mallarıyla ilgili tasarruf hakkına sahip olacaklar. Ve mallarının başında bulundukları için de Envali Metrike Kanunları bu mallara uygulanmayacak. Daha doğrusu bu mallar sahipsiz olarak addedilecek iç göçlerin yasaklanmasıyla birlikte ve devletin tasarrufuna geçecek. Milliyetçi hareketin güçlenmesiyle birlikte Anadolu büyük ölçüde Ankara'nın kontrolüne geçmişti ve bu nedenle iç seyahat ve göç konularında daha çok Ankara hükümeti karar almaktaydı. Ağırlıklı sorun ise savaş ve güvenlikti. Bu noktada ilk genelgelerde Müslüman ya da gayrimüslüman ayrımı yapılmıyor. 7 Ekim 1920 tarih ve 260 sayılı kararname bu konuda bir örnek olarak verilebilir. Kararname, Memaliki Osmaniye dahilinde seyahat edecek her şahsın seyahat varakası almak zorunda olduğunu belirtiyor. Seyahat izni. Yunanistan'a karşı savaşın kazanılması ile yeni bir politikaya geçiliyor ve gitmek isteyenlere zorluk çıkartılmıyor ve kapılar açılıyor gitmek isteyen Ermenilere ya da Rumlara. Önce 29 Ekim 1922'de Anasır gayrimüslimeden arzu edenlerin harice çıkmaları hakkındaki yasak bir ay müddetle kaldırılıyor. 14 Aralık 1922 tarihinde ise gayrimüslimlerin memleket dışına çıkmalarına bila müddet mezuniyet ithasına karar veriliyor. Yani isteyen çıkabilir. Savaşı kazanmış Türkiye kısacası aslında tüm gayrimüslimlerin çıkmasını istiyor. Lozan'a kadar Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti dönemi, tabi burada TBMM'de çıkarılan yasalar var. 20 Nisan 1922 Envali Metrike Kanunu, Büyük Millet Meclisi'nin çıkardığı Envali Metrike Kanunu. Bu Envali Metrike Kanunu'nun Vahdettin Kararnamesi dediğimiz 12 Ocak 1920 kararnamesi, Ermenilerin mallarının veya karşılıklarının geri verilmesi üzerine kurulu bir kararname. 20 Nisan 1922 Envali Metrike Kanunu, Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin çıkardığı Envali Metrike Kanunu. Bu iki kanun arasında birbirini bütünlüyor aslında bunlar. 20 Nisan 1922 kanunu da Ermeni mallarının iade edilmesini ileri sürüyor. Bunu belirtiyor. Bir diğer önemli nokta yine malumunuz 16 Mart 1920 İstanbul işgali.
Ve Meclis-i Mebusan'da 11 Nisan'da padişah tarafından kapatılıyor. 23 Nisan 1920'de de Ankara'da meclis görevi başlayınca 25 Nisan'da bir icra heyeti toplanıyor ve İstanbul'da 16 Mart'tan sonra alınmış tüm hükümet kararlarını geçersiz sayan bir karar çıkıyor. Bu karara göre 16 Mart 1920 öncesi çıkartılmış tüm kanun ve kararnameler geçerliliğini koruyor. 12 Ocak 1920 kararnamesi de dahil. Yani Büyük Millet Meclisi hükümetinin kendisi 16 Mart 1920'den sonra da alınan kararları uygulamayacağını geçersiz sayıyor. Yani. Ama 16 Mart 1920 öncesi alınan kararların geçersiz olduğunu söylemiyor. Dolayısıyla 12 Ocak 1920'deki Ermeni mallarının geri verilmesini beyan eden Vahdettin kararnamesi geçerliliğini koruyor. Kabul etmiş oluyor yani Büyük Millet Meclisi hükümeti. 20 Nisan 1922 Envari Metruke Kanunu. Kanun esas olarak 1919 sonrası firar eden ve kaybolan şahısların envali metrukesi ile ilgili. Özetlerse kanun düşman işgalinden kurtarılan bölgelerde sahiplerinin kaçtığı ve ortada bulunmadığının tespiti halinde ilgili taşınmaz malların hükümetçe idare edileceği, geri dönenlere gayrimenkulün ve emanetteki parasının geri verileceği ve malın sahibinin süre sınırlaması koymadan vekaletname vererek yaptığı işlemlerin geçerli olduğu gibi hükümleri içeriyor. Bu bağlamda 20 Nisan 1922 kanunu Vahdettin döneminde çıkarılan 12 Ocak 1920 tarihli kararname ile çelişmemekte ve malların sahiplerine iade edileceğini söylemektedir. Lozan'a geçmeden önce 14 Eylül 1922 tarihli bir kararnameden bahsetmem gerekiyor. Az önce bahsettiğim 20 Nisan 1922 tarihli kararname 14 Eylül 1922 tarihli başka bir kararnameyle reddediliyor. Aynı hükümet tarafından, Büyük Meclis hükümeti tarafından. Aynı zamanda Vahdettin kararnamesi olarak adlandırdığımız 12 Ocak 1920 kararnamesi de yine 14 Eylül 1922 tarihli kararname ile iptal ediliyor. Uygulamada ise buna reddi envar kararnamesi olarak adlandırılan 14 Eylül 1922 tarihli bu kararname ile aslında İttihat ve Terakki dönemi uygulamalarına ricat ediliyor. 14 Eylül 1922 tarihli kararname ile 26 Eylül 1915 tasfiye kanunu tekrar yürürlüğe giriyor. Çünkü yani Lozan imzalanacak. Lozan görüşmeleri var ve Lozan'da karşılıklı olarak tazminat görüşmeleri yapılıyor. Malların iadesiyle ilgili bir takım hükümler getirilecek. Onlardan da şimdi bahsedeceğim. Tamamen Lozan'a hazırlık bunlar. 12 Ocak 1920'de tekrar etmem gerekirse 12 Ocak 1920'deki Vahdettin kararnamesi 14 Eylül 1920'deki 22'de çıkarılan kararname ile iptal ediliyor. Ve İttihat ve Terakki hükümeti döneminde çıkarılan Ermeni mallarının tasfiyesi ile ilgili kararname yeniden yürürlüğe giriyor. Tabii yeniden yürürlüğe giren ilgili kanunların üzerinden 7 yıl geçtiği için bazı düzenlemeler yapılıyor. İlk değişiklik 31 Ekim 1922 tarihinde ve 8 Kasım 1915 tarihli kararnamenin bazı maddeleri değiştiriliyor. Bazı maddeler yürürlükten kaldırılıyor. 8 Kasım 1915'teki tüzüğe yeni bir madde ekleniyor. Bu maddeye göre de genel savaştan önce veya sonra her ne suretle olursa olsun seyahat amacıyla yabancı veya işgal edilmiş ülkelere gidip henüz dönmemiş olan kişilerin dönüşüne kadar taşınır ve taşınmaz malları hükümetçe idare olunacaktır deniyor. Peki niçin İttihat ve Terakki kanunlarına geri dönüldü? Aslında bu sorunun cevabı bu kararın görüşüldüğü meclis görüşmelerinde veriliyor. Savaş kazanılmış bir kere ve amaç da belli. Yapılacak barış görüşmelerinde envali metrukeler meselesinin gündeme gelme ihtimali de çok kuvvetli
ve Türkiye'den malları sahiplerine iade edilmesi de istenebilir. Böyle bir ihtimal var. Oysa Türkiye'nin değil el konmuş malları geri vermek, ülke içinde Ermeni varlığına dahi tahammülü bu anlamda yok. Emval metrükeler tabi devlet açısından son derece önemli bir gelir kaynağı olarak telakki ediliyor. Fakat hala yürürlükte olan Vahdettin kararnamesine göre malların sahiplerine verilmesi bir zorunluluktu. Bu nedenle bu kararname Lozan görüşmeleri başlamadan ortadan kaldırılmalıydı. Meclis görüşmeler sırasında oturum gizli olduğu için Maliye Vekili Fehmi Bey tüm bu noktaları çok açık ve sarih bir biçimde anlatır. Kararname yürürlükte kalmaya devam ettiği sürece Müslümanların eline geçmiş olan tüm mal ve mülklerin sahiplerinin iadesi kaçınılmazdı. Yaklaşmakta olan Lozan Barış Konferansı'nda batılı devletler bu konuda baskı uygulayacaklardı. Vahdettin kararnamesinin kaldırılmak istenmesinin bir başka önemli nedeni daha vardı. Maliye Bakanı İzmir'in yağma edilmesi konusunda yapılan meclis gizli oturumunda bu nedeni açıkça dile getirir. Emvali metrükeler yağma edilmektedir ve bunları yağmadan kurtarmanın tek yolu hepsini devlet tasarrufuna geçirmektir. Emvali metrüke yağması sadece 1915-17 Ermeni soykırımı sırasında el konulmuş Ermeni malları ile sınırlı değildi. Belki onların yağması büyük ölçüde tamamlanmıştı. Buna ek olarak bir de 1919-22 döneminde ülkeyi terk etmiş olan Hristiyanlara ait mal ve mülkler de yağma edilmiş sayılıyor, yağma ediliyordu ya da yağma edilmişti. Bu yağma öylesine boyutlardadır ki konu meclise taşınacak ve ciddi tartışmalara neden olacaktır. 25 Nisan 1922 tarihli oturumda İzmir'in alınması sonrası bölgeyi gezen bir grup milletvekili Yunan ordusundan geri alınan şehirlerdeki yağmanın önüne geçmek için İstiklal Mahkemeleri kurulmasını önerir. Bu oturumda 12 Ocak 1920 kararnamesinin niçin kaldırılmış olduğu bakan tarafından açıkça dile getirilir. Her ne kadar tam işleyen bir devlet çarkı mekanizması yokluğu nedeniyle yağmanın büyütü çok büyük olsa da geride çok önemli miktarda emvali metrüke kalmıştır ve devlet bunları yağmaya kaptırmamak ve doğrudan kendisi kullanmak istemektedir. Konuşmasında Maliye Bakanı'nın durumu 1915-17 Ermeni tehciri ve mallarının yağmasıyla kıyaslaması çok dikkat çekicidir. Efendiler, bundan evvel bir tehcir yapıldı. Bütün Anadolu'ya mahsus olmak üzere idare makineleri de yerli yerindeydi. Tehcir neticesinde mal sandıklarına gelir olarak kaydedilen miktar ile kaybedilen paranın miktarı nedir? 100 misli, 10 bin mislidir. Bakan, yağma nedeniyle santim santim idare etmek ihtimali olmasa diyor, santim santim idare etmek ihtimali olmasa bile emvali metrükeyi hazine için son derece bir önemli gelir kaynağı saymakta ve bütçe açıklarını buradan kapatmayı düşünmektedir. Bakan sadece İzmir'de şöyle diyor, sadece İzmir'de yanan kısmı hariç olmak üzere emvali metrükenin menkul kısmı ile Mücadele-i Milliye'nin iptidasından bu sene nihayetine kadar açıklarımızı kapatabileceğimizi ümit ediyoruz diyor. Yani yanan kısmı hariç olmak üzere Envali Metrüke'nin menkul kısmı ile Mücadele-i Milliye'nin iptidasından bu sene nihayetine kadar açıklarımızı kapatabileceğimizi ümit ediyorum. Arkadaşlar isterseniz Cumhuriyet dönemi için 10 dakika ara verip Lozan'a, Lozan'dan sonrasını devam edelim. Soru cevapla bitiririz. Sen de dinlemiş olursun. Tamam. Abi iyi güzel de. İyiyim. Hadi dikkat var ama şey sigaracılar var. Şey.